Özbekistan'ın kadim şehri Hokan'da götüreceğiz. Ülkede sanatkarlar festivali düzenleniyor Hokan'da. İkincisi bu yıl 50'den fazla ülkeden de el işi sanatçıları davet edildi. İşte festival kapsamında Hokan'da merkezinde zanaatkarlık müzesi de açıldı. Kıymetli bir de konuğumuz olacak Hokan'dan. Dönelim o noktaya, Şahrıkbek Alimov muhabir arkadaşımız izlenimleriyle karşımızda. Evet Coşkun Özen, biz şu anda Özbekistan'ın Fergana vilayeti Kokan şehrindeyiz. Bir zamanlar Kokan Hanlığı'nın başkenti olarak hizmet eden bu şehirde 2. Uluslararası Zanaatkarlar Festivali başladı ve bu festival kapsamında aslında birçok etkinlik planlanmış ve bunlar yapılıyor. Bugün açılışı da, resmi açılışı da yapılacak ve bu 2 günlük festival kapsamında hem Özbekistan'dan hem yurt dışından gelen el işi ustaları kendi kültürlerini ve el işi ustalıcılığını gösterecekler. Tabii ki Kokan'da yapılması ve ikinci kez yapılmasının anlamı var ve bunun anlamı nedir diye bugün bu festivalin organizatörlerinden hem Fergana Valiliği Özel Kalem Müdürü Azimcan Yoldaşev'i yayınımıza davet ettik. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Festival öncelikle kutlu olsun ve bu festival kapsamında ziyaretçiler neler görecekler ve kaç gün devam edecek, bu konularda bilgi almak istiyoruz. Merhabalar herkese. Yukarıda belirttiğiniz gibi bu festival bizim Kokan şehrindeki ikinci uluslararası el sanatları festivalimiz. İlk öncesi, pandemi öncesi bunu yapmıştık. İkincisini yapıyoruz bu sene. 70'den fazla bir ülkelerden katılımcılar, yabancı ülkelerden katılımcılar var. 200'e yakın yabancı basın yayın mensupları ve 2000'e yakın yabancı hem turistler hem katılımcılar olarak katılıyorlar. Bunun dışında işte 14 ilimizden el sanatlarının işte bu girişimcileri ve 19 ilçemizin el sanatları girişimcileri burada katılıyorlar. Yani beklediğimiz tabii ki bu festivallerinden beklediğimiz öncekisinden farkı olarak söylemek istiyorsa daha önce yaptığımızda ilk denemeydi. Biraz deneyim kazanmış olduk. Bir de şimdi sadece Özbekistan'ın el sanatlarının üreticileri ya da el sanatları vekillerinin ürünlerinin göstermek değil, bu sefer Amazon gibi elektron ticaret vekilleri de burada katılıyorlar ve sadece Özbekistan'ın girişimcilerin değil, uluslararası işte katılan 70 ülkenin girişimcileri de Amazon aracılığıyla kendi ürünlerini satma imkanı burada sağlandı. Peki Riştan'da da bir etkinlik var. Yarın seramik ustalarının bir fuarı ve bu festival kapsamında yine tanıtımları yapılacak. Bunlar ne kapsıyor ve Riştan için ve genel olarak Fergana Valisi için, Valiliği için ne verecek bu festival? Festival olarak festivali yaptığımızda işte sadece Kokan'da değil, Fergana zaten el sanatlarının Özbekistan'ın en gelişmiş bölgelerinden biri. Riştan ilçemizde de seramik ürünleri çok iyi gelişmiş. İşte Türkiye'de, İznik'te, Kütahya'da nasıl gelişmişse Riştan ilçemizde de seramik üretimine yönlenen bir merkez olarak biliniyor. Özbekistan'ın merkezi olarak biliniyor. Şimdi hem Riştan'da hem burada, burada el sanatlarının geneli konusunda bir uluslararası konferanslarda bilim adamları da katılan bir konferans oluyor. Riştan ilçesinde de seramik üzerine uluslararası bir konferans düzenleyeceğiz. Ve orada da buradaki gibi işte sergileri, girişimcilerin sergileri burada da devam edecek. Bir de bizi çok onurlandırdı. İşte Kütahya ilinin belediye başkanı da bu etkinliklerde katılıyor ve bundan çok sevindik. Çok teşekkür ederiz. Festival işine de başarılar dileriz. Çok sağ olun. Azimcan Yoldaşev, Fergana Valiliği Özel Kalem Müdürü bugün yayın konuğumuzdu. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi mezunlarından biri ve bugün günümüzde Özbekistan'da ülkenin kalkınması için katkılarını sağlıyorlar. Festival ise yine devam edecek. Bu festival kapsamında dediğimiz gibi yurt dışından gelen ustalar ve sanatçılar katılım sağlıyorlar. Hem Özbekistan'ı tanıyorlar hem kendi ülkelerini tanıtıyorlar diyerek sözü tekrar size bırakalım.